Herkese merhaba. Bugün 10 Temmuz 2020 Cuma haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Günün ve elbette haftanın flaş gelişmesi Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararı iptal etmesi, 1934 tarihli bakanlar kurulu kararı iptal edildi. Ve son birkaç saattir, son birkaç saatin de son derece önemli gelişmesi. Sosyal medyada çokça paylaşım var bu yönde ve daha öncesinde bunu yazan paylaşımlar da var. Mesela Berat Albayrak'ın paylaşımı gibi, dün Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'teki yazısı gibi. Ee, buradan paylaşımlar ve bu konudaki yorumları e, BBC Türkçe'nin sayfasından ekrana getireceğim. Anadolu Ajansı Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Haberini bu şekilde vermiş. Ee, Enes Eminoğlu elhamdülillah zafere ulaştık diyor. Can Dündar iş ekmek veremedik cami namaz verelim diyerek. Anadolu Ajansı haberini paylaşmış. Mehmet Bekeroğlu CHP'de siyaset yapıyor. Eski milli mücadeleci, siyasal İslamcı. Oh be çok şükür Ayasofya ibadete açıldı demiş Hüda Kaya ki HDP milletvekili daha önce Ayasofya'nın kilise olarak kalması veya kilise olarak açılmasını söylemişti. Bakıyorum Ayasofya meselesi toplumumuzda sağduyuyla dincilliğin ırkçılığın Hamasetin turnusolu olmuş diyor. Numan kurtulmuş. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı tweet'ini paylaşmış. AKP'li Bülent Turan 86 yıllık tarihi ayıp ortadan kalktı diyor. Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması egemenliğimize ters düşen bir durumdu demiş. İbrahim Kalın da sadece Ayasofya foto fotoğrafı paylaşarak durumu alkışlayanlar arasında. Evet. Peki ne olacak? Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle bunu da Recep Tayyip Erdoğan eee açıkladı. 20.53'te Türkiye saatiyle bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını propaganda bakanı Fahrettin Altun açıkladı ama Rus Ortodoks Kilisesinin Ayasofya kararını esefle karşılıyoruz tepkisi var. Ayasofya önünde toplanmalar başlamış görüyorsunuz. Bunlar da son dakika kareleri. İşte bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayırlı olsun tweeti Türkiye saatiyle 17.01'de atılmış ve TC Cumhurbaşkanlığı antetli ve Recep Tayyip Erdoğan imzalı bu o, evrakta e, Cumhurbaşkanlığı kararı var. E, 2729 sayılı karar. Buna göre e, Ayasofya Camii yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş görevleri hakkındaki kanun gereği Diyanete devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir diyor. Bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınladı. Recep Tayyip Erdoğan 10 Temmuz 2020 Danıştay kararına atıfla Ayasofya Camii dedi. Ayasofya Camii yönetimi Diyanete devredilerek ibadete açılması dedi. Haliyle Danıştay kararına atfen idare de elini hızlı tuttu ve Erdoğan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya cami olmuştur, diyanete devredilmiştir ve diyanet derhal ibadete açmalıdır diye Cumhurbaşkanlığı kararını da hemen Twitter'da yayımladı. Yunanistan Kültür Bakanlığı Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon açıklaması yapmış. Meclis Başkanı Şentop da anlamlı bir karar demiş vesaire. Evet, Ayasofya kararı ülkeye hayırlı olsun. Bu noktada söylenebilecek hiçbir şey yok ve 1934'te camiye çevrilen Ayasofya, müzeye çevrilen Ayasofya, 1931 sonları ve 32 başlarında Amerika'daki Bizans Enstitüsü'nün Bizans Enstitüsü'nün camideki mozaiklerin ortaya çıkarılması talebi üzerine. Bu talep kabul edilmiş Amerika Merkezli Bizans Enstitüsü'nün mozaikleri ortaya çıkaralım teklifi talebi kabul edilmiş. Ve 1931 sonları 32 başlarında zaten fiilen ibadete kapatılmış idi. İki sene sonra da mozaikler tabi ortaya çıktı halılar kalktı zemin ortaya çıktı başka şeyler. Ve iki sene sonra Kasım 1934'te bir bakanlar kurulu kararıyla tüm bakanların ve e, elbette Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla e, Ayasofya e, müze oldu evrakta falan herhangi bir sahte sahtecilik yok. Atatürk'ün imzası üzerindeki spekülasyonlar da hatalı. Çünkü Atatürk'ün Atatürk e, o gün Atatürk'e soyadı kanunu çerçevesinde Atatürk soyadı verildi ve Atatürk'ün ilk imza denemesi de aynı gün Ayasofya kararıydı. İmzanın olgunlaşması için biraz daha zaman geçmesi gerekti. Yoksa imzada bir sahte falan söz konusu, sahtecilik söz konusu olamaz. Bir de düşünsenize İstanbul'un sembol sembol binası Ayasofya'dan bahsediyorsunuz. Atatürk'e rağmen, bakanlar kuruluna rağmen, Türkiye Büyük Millet'e herkese rağmen, bütün yetkililere rağmen, İstanbul valisine rağmen neyse koskoca Ayasofya'yı bir sahte kararla, sahte imzayla e, müze yapacaklar. Ve ondan sonra da bu herkesin göz önünde olacak. Her şeye rağmen Atatürk'e rağmen. Mümkün değil. Atatürk'ün o dönemde değil uçan kuş, uçan sinekten dahi haberi var. Ki zaten müze olarak ilk açılması da bu kararın Kasım 2, 1934 kararının birkaç ay sonrası 1 Şubat 1935. 1 Şubat 1935'te Ayasofya müze olarak ilk defa ziyaretçilere açıldıktan birkaç gün sonra da yanılmıyorsam 5 ya da 6 Şubat'ta Atatürk müzeyi ilk ziyaret eden isimler arasında. Yani şimdi sahte Atatürk imzası, sahte kararname filan falan bunlara hiç gerek yok. O bakanlar kurulu resmi bir Karardır, ee, herhangi bir üzerinde şaibe yoktur. Danıştay da zaten o kararı ortadan kaldırdı. Elbette yani e, Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli kararı e, şey değil. Hani Allah'ın emri değil ki değiştirilmeye değiştirilebilir. Her Bakanlar Kurulu'nun her türlü kararı değiştirilebilir, revize edilebilir. Anayasalarda revize edilebilir değiştirilebilir. Kanunlar, kararlar her türlü değiştirilir, revize edilir. Bu Atatürk döneminde olsa da fark etmez. Sonraki dönemlerde de olsa fark etmez. Bu hep böyledir. Devletlerde de bu böyledir. Türkiye'de de, Osmanlı'da da neyse hep böyle olmuştur. Şu anda da dediğim gibi bir karar iptal edilmiş. Bir kara, başka karar da orayı cami yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı Diyanet'e devretmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım göreceğiz gelişmeleri. Halılar serilecek, üzerinde namaz kılınacak, ezan okunacak, imam geçip efendim mihraba, cemaate namaz kıldıracak mı? Bundan 86 sene hatta 32'de esasen ibadete kapatıldı. 88 sene önce olduğu gibi zaman içerisinde göreceğiz. Daha fazla üzerine bir şey konuşmak gerçekten abes. Ülke yıkıma gidiyor. Engelleyemiyoruz diye oraya yazmışsın da konuşup duruyorsun. Niye onu oraya yazdın? E, laf benim değil. Ayasofya bir son dakika gelişmesi olarak öne çıktığı için e, Ayasofya ile başladık. Laf Le Levent e, Gültekin efendim e, Halk TV'de konuştu. E, bir takım telif problemleri olmasa o konuştuğu bölümü de ekrana verirdim ama e, Halk TV'de <laughs> e, 6. Temmuz'da Ayşenur Arslan'ın programına katıldı ve orada Erdoğan'ın çok yakınından birinden duydum. Ülke yıkıma gidiyor ve engelleyemiyoruz dedi. Bu konuşma internet sitesinden kaldırıldı. Youtube'dan da kaldırılması istendi vesaire. Yani bu konuşma o kadar rahatsız etti ki dün yani 9 Temmuz'da bu konuşmadan 3 gün sonra derhal mahkeme kararıyla bu konuşmanın platformlardan şuradan buradan kaldırılması istendi. Ben de şu anda an itibariyle halktv.com.tr'nin Twitter adresinden konulmuş videoyu sessiz olarak e, ekrana getiriyorum. Lafı da görüyorsunuz. Erdoğan'ın çok yakınından birinden duydum. Ülke yıkıma gidiyor engelleyemiyoruz. Ben bu bölümü seyrettim. O bölümün başında ortasında sonunda da Ayşenur Arslan'ın ee, ısrarla bu konunun altını çizmesine rağmen esasen Levent Gültekin yeni bir şey söylemiyor. Ee, çok yakınında diyor, sarayda diyor, hala hazırda diyor, e, ilk ağızdan duyduğum bilgi diyor. Belli ki içeriden bilgi alıyor ve kurmay kadrosunda Erdoğan'ın yanı başında birisi olduğu belli ve diyor ki o yanı başındaki kişi e, Erdoğan'ın e, yani ülke yıkıma gidiyor ve engelleyemiyoruz. Etki edemiyoruz. Çaresiziz. Akabinde zaten bu kelimeleri de açıyor. Bu kelimelerle açıyor Levent Gültekin. E, bu muhakkak, e, bu net. E, bunu belki vatandaşın belli bir bölümü görmüyor olabilir. Hala e, halkın yüzde %30 %30'u şeye oy veriyor. E, ne diyeyim ben? E, AKP'ye oy veriyor. Acaba hala 10 kişiden 3'ü neye dayanarak ve neden nasıl AKP'ye oy veriyor diye düşünmemek elde değil. Ama belli ki Erdoğan'ın yakın kadrosu da e, olan bitenin farkında ve Levent Gültekin'in Ayşe Nur Arslan'ın e, programında anlattığı Erdoğan'ın çok yakınından birinden duyduğum ülke yıkıma gidiyor engelleyemiyoruz diye bunu artık has dairede, dar dairede, çelik çekirdek içinde de konuşuluyor. Erdoğan çok dar bir kadroyla işte bir iki danışman, bir iki ne bileyim yardımcı, bir iki bakan, damat vesaire çok dar bir kabineyle, çok dar bir ekiple ülkeyi idare ediyor ve etkiye açık değil. Uyarıya açık değil, ikaza açık değil, yönlendirilmeye açık değil ve adeta dümeni kilitlenmiş bir şilep gibi bir noktaya doğru bir doğrultuda gidiyor. E, gerek ekonomik gerek politik olarak gerek de psikolojik olarak 2020'de ülke derin bir kırılmanın eşiğinde ekonomik olarak öyle yeni TÜİK, rakamları açıklamış. İşsizlik rakamlarında azalma, istihdam rakamlarında da azalma öngörmüş. İnanılır gibi değil. İşsizlik rakamları 0.2 puan azalmış efendim. Geçen yılın aynı Nisan ayı dönemine göre, geçen yılın aynı Nisan dönemine göre istihdam rakamları da 4.9 puan azalmış. 2.5 milyon insan işini kaybetmiş. 2.5 milyon kişi istihdam azalması var. Bu ne demek? 2 milyon kişi işsiz kaldı demek. Ama işsizlik rakamlarına bakıyorsunuz. İşsizlik rakamları azalmış efendim. Yani bilakis o iki buçuk milyon kişi o işsizlik rakamlarının üzerine eklenmediği gibi bir kısım iş bulanlar olmuş ve ondan dolayı aynı döneme göre işsizlik rakamlarında azalma var. Ve TÜİK bunu başarıyor sahibine göre kişniyen, sahibine göre karar ve rakam açıklayan bir kurum. TÜİK ne? Türkiye İstatistik Kurumu. Böyle tuhaf rakamları da açıklıyor. Önümüzdeki sonbahar ayları son derece sert geçecek. Siyasi psikolojik açıdan böyle olduğu gibi ekonomik açıdan da böyle. Ve Türkiye artık döndüremediği, döndüremeyeceği bir maliye ile bir ekonomik tabloyla karşı karşıya özellikle pandemi sürecinde küresel piyasalarında bundan sert etkilenmesi cabası. Türkiye elbette Türkiye liderliği de korona günleri efendim ne yapalım diyecek ama bakalım halk bunu bu şekilde anlayacak, idrak edecek mi evet bu konu böyle ee, bir diğer e, konu var ki o da yabancı yatırımcı ile ilgili dünya e, gazetesinde gene ekonomiyle eş zamanlı olarak söylüyorum Alaaddin Aktaş imzalı çıkan araştırma e, yazıda çok çarpıcı satırlar vardı. Onun sadece bir bölümünü okuyacağım. Gelmiyorlar çünkü. Yabancı yatırımcı neden gelmiyor? Köşemizde daha önce de yer verdiğimiz bir okur mektubu var. Aslında bu tür mektuplar hiç eskimez. Bugünkü duruma da çok uygun olan bu mektubu özetleyip tekrar aktaralım. Türkiye'ye niye doğrudan yabancı yatırım yapılmadığının en önemli nedeni bağımsız hızlı yargının olmamasıdır. Biz nasıl başka bir ülkede iş yapacakken hukuksuz, hukuk güvensizse her an ceketi bize alıp gidebileceğimiz işlere bakıyorsak yabancı da bize öyle bakıyor demiş. Evet örnekler de vermiş. Bu örnekleri siz ilgili yazıyı bularak okuyabilirsiniz. Dünya Gazetesi'nde Alaaddin Aktaş'ın 9 Temmuz tarihli eko analiziydi bu efendim. Gazete kapaklarında ne var? Hızlıca onlara da bakalım. Gazete kapaklarında özellikle Sakarya'da Hendek'te havai fişek faciasına ilişkin manşetler de öne çıkmış. Ama biz aydınlıkla başlayalım. Bakalım ne diyor gazete kapakları kendimi de ekrandan alarak hızlıca okuyacağım. Aydınlık MHP'den hükümete önemli çağrı asker askeri hastane ve okullar açılsın demiş. Aydınlık enteresan bir şekilde 15 Temmuz'la 15 Temmuz bahane edilerek kapatılan askeri hastane ve okulların açılmasını manşetten bu şekilde veriyorsa bir MHP Genel Başkan Yardımcısına yaslasa da e, bu şekilde veriyorsa e, yukarıda bir şeyler oluyor demektir. Bir gün gazetesi manşetten bir buçuk ton patlayıcıyla ölüme gönderdiler. Sakarya'da 7 kişinin öldüğü patlamadan arta kalanları imha sırasında üç asker yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı diyor. Cumhuriyet Soylu İstanbul'u dağıttığı manşetiyle çıkmış 33 il emniyet müdür yardımcısı, 39 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 55 şube müdürünün yeri değişti. Atamalar Bakan Albayraka yakın olan çalışkan ekibinin tasfiyesi olarak yorumlandı demiş. Ve yine Cumhuriyetten iletişime göktelen. Dün de sosyal ağlarda dünden beri çok gündemde bu. Ankara Çukurambar an yaklaşık 25 katlı bina Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı logosu yerleştirilmiş. İşte efendim bu bina bir yurttu. Bu bina bir öğrenci yurduydu ve bu öğrenci yurduna çöküldü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Propaganda Bakanlığı bunu aldı, merkez yaptı efendim. Diyecek hiçbir şey yok. Evrensel zincirleme cinayet Sakarya'daki denetimsizlik, tedbirsizlik zinciri cinayete neden oldu manşetiyle çıkmış ama Sefer Selvi'nin karikatürü dikkat çekiyor. Havai fişek fabrikasının patronu patlamadan çalışanla patlamadan çalışanları sorumlu tuttu. Ben fabrikaya nadir giderim demiş. Neden diye soruyor hakim? Salak mıyım ben zırtbırt patlayan fabrikaya gideyim? Haklı. Karar gazetesi ihmal üstüne ihmal, facia üstüne facia sürü manşeti yukarıda Sakarya. Aşağıda da dosyası kapandı yara açık manşeti dikkat çekiyor. 83 milyon adalet beklerken Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin meclis araştırma raporu yüksekten düşme demiş efendim. Korkusuz Enflasyon rakamlarına AKP'liler bile inanmıyor manşetiyle çıkmış. Nasıl inanılsın ki Türkiye İstatistik Kurumu sahibine göre rakam belirliyor. Milli gazete siyasi de hukuki de engel yok diyor. Ayasofya açısından ne engel olabilir ki? Egemenlik sizin, ulusal egemenlik e, iddiasındaki bir ülkenin e, bütün e, ülkesindeki tarihi eserler, camiler vesaire, mühim anıtlar, yapıtlar neyse hepsi de ulusal egemenlik çerçevesinde idareye bağlıdır. İdare istediği gibi tasarruf eder. Ayasofya'da böyle bir bina ise istenirse müzeye dönüştürülür 1934'te olduğu gibi istenirse açılır tekrar cami yapılır. Kim ne diyebilir? Milli Gazete tabi siyasi de hukuki de engel yok derken onun niyeti de ortada. Yani bugünkü iktidarın yetiştiği ocaktır milli görüş, milli gazete. Siyasal İslam değişmiyor. Ayasofya açılsın da ne olursa olsun modunda bir haldir. Her şey bitti de olay sadece artık Ayasofya'nın açılmasına kaldı gibi. Gazetenin manşeti de Ayasofya'yı açın başka da bir şey istemeyiz. Sizin her türlü rezilliğinizi de görmezden geliriz diyor. E zaten kendi ocağından yetişme. Haliyle ne Milli Gazetenin ileride medya anlamında medyada bir şansı var ya da olabilir. Gelişen Türkiye içerisinde ne de yayın organı olduğu Saadet Partisi'nin al birini vur ötekine. Milliyet aynı fişek aynı facia 3 şehit 12 yaralı hendekteki fabrika fa e faciasında patlamayan havai fişekler götürüldükleri taş ocağında imha edileceği sırada infilak etti. Gazete pencere barolar eylemde başkanları mecliste manşetiyle çıkmış. Baro başkanları eylem yaptığı sırada Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu... mecliste görüşmeleri böyle efendim tek başına takip ediyormuş fotoğraf manşeti esasen bir fotoğraf manşet olmuş gazete pencerelerde de. Sakarya'dan, Sakarya'dan 6 gün arayla ikinci acı haber sözcünün manşetinde patlayıcı yönetmeliği sıkı değil 33 yıllık demiş patlayıcı mühendisler derneği başkanı Ali Kahriman. Bir Türkan Saylan değil elbette TR724'ün manşeti Nedim Hazar imzalı haber yorum Ölüme yaşlı bir kadının görseli düştü. 75 yaşında bir hanımefendi olan Melek İpek ki onu tanıyanların hemen hepsi ona Melek Anne der. Kendi evinden iktidarın paralı elemanları tarafından zorla çıkarılıyor. Kucağında bir tek Kur'an-ı Kerim var. Öylece çıkıyor. Yıllardır oturduğu evinden demiş Nedim Hazar yorumunda. Dün Melek Anne'ye yapılan büyük bir zulümdü. Öyle kayda geçti. Evinden böyle çıkarıldı gaspçılar tarafından. Kınalı kuzular diye iki elini başına götürmüş bir anne Sakarya'daki havai fişek faciasına bakıyor. Maalesef gevşedik. Yeni mesajın manşeti Türkiye'de koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu İstanbul, Güneydoğu'nun İstanbul'la Güneydoğu'nun Gaziantep, Şanlıurfa illerinde vatandaşlara salgın karşısında neden gevşek davrandığını sormuşlar artık salgının umursanmadığı sonucuna varmışlar. Yeni yaşam açık katliamı gizleme telaşı AKP'li vekilin yakınları ve korumalarının katlettiği Şen Yaşarların davasına HDP'li vekiller alınmamış efendim. Urfa Suruç 14 Haziran 2018'de iki sene önce AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının ve korumalarının katlettiği Hacı Esvet Şen Yaşar ve oğulları Celal ve Adil ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız'ın ölümüyle ilgili davada ikinci duruşma Malatya'da görülmüş. Katliamda eşini, çocuklarını kaybeden Emine Şen Yaşar'ın hazır bulunduğu duruşmaya birçok barodan çok sayıda avukat Şen Yaşarlar'ı savunmak için adliyeye gelmiş. HDP'li vekiller Ayşe Sürücü ile Ömer Faruk Yergerlioğlu ve HDP Urfa İl Başkanı Mikail Gözek polisler tarafından adliyeye alınmamış. Evet. İki yıldır kapanmayan bir dram da bu. Bu haberle manşeti kapatıyoruz. Yarın perde arkasında Erhan Başvur Turan görür. Yılmaz Munstar ekranlarında olacak. Pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le ekonomi dünyasındaki son gelişmeler ışığında Türkiye'ye bir bakış atacağız. Munstar ekranlarında pazartesi yine manşet günü ben yine o gün bu saatlerde huzurlarınızda olmak umuduyla saygıyla ayrılıyorum efendim. İyi hafta sonları hoşçakalın.